Görüyor musun Rüknettin, pek yakıştılar birbirlerine. Allah bozmasın. Rahmetliyle konuşuyor. Hakikaten maşallah demek lazım anneciğim. Nasıl şarabınız? Süper efendim. Bitirsin, bir daha dolduracağım ben sevgili kayınvalideciğime. Dokunmasın efendim. Bir şey olmaz efendim. Bir de uyku hapı veririz. Oh. Öyle ne pişirdin kızım? Kuzu anneciğim, kuzu fırında. 10 dakikaya kadar pişiyor. Siz seversiniz. Eline sağlık kızım. Kuzu fırında yapmış Rüknettin kızım. Sen de seversin. Tövbe yarabbi. Kafayı buldu galiba. Yemeğinizi yer yemez yatıralım efendim. Biz de sizin de şöyle baş başa. Aa, nasıl Sabri Bey? Şöyle efendim. Annem görmesin. Ayla çıkınım nerede benim kızım? Üf, bir rahat bırakmadı. Yanınızda ya anneciğim. Ha, görmemişim. İkinci kadehten sonra fosur fosur uyur efendim. Uyku hapını da yutunca. Ay, nasıl demiştiniz? Baş başa. Şöyle efendim. Şşt, görmesin. Rüknettin bak, damadın bana şarap aldı. Tövbe yarabbi. Rahmetli'nin fotoğrafıyla konuşuyor. Sapıttı iyice. Bana bir şey söyledin Rüknettin. Söyledim. Rahat bırak şu çocukları Suna. Öğretmenim. Canım benim, canım benim. Seni ben çok güzel. Rakı, helva, severim. Sucuk. Karnında bir acıktı ki. Helva fıstıklı mı? Baba, fıstıkların işte. Enişte. Hadi kızım. Annenizin bir hastası kaldı. Kurun sofrayı, yardım edin dayılarınıza. Ben de geliyorum. Aferin kız. Sen neler öğrenmişsin öyle? Bilir benim kızım dayısı. Şarkı, dans, sahneye çıkacak inşallah kızım Sibel ablası gibi. Bir gecede 5 milyar. Ben de biliyorum dayı. O da bilir. Rakıyı buzdolabına koyun ha. Tamam enişte. Canım benim, canım benim. Ne diyor enişte? Canım diyor, canım. Kızları kıskandı. Burada da alem var enişte. Barıştı domuz karısıyla. Keyfi yerinde. Aman ha. Dikkat edin merdivenlerden inerken. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canımın içi. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür efendim. Keyfine bak. Ayten Hanım'la tanışıyorsunuz değil mi? Tabii efendim. Merhaba. Merhaba. Sabri Bey bir şey söyledi mi? Yok canım, ne söyleyecek? Keyifleri yerinde baksana. Büyük hanım bile şarkı söylüyor. Ne güzel. Hep böyle huzur içinde görelim onları. Ha, bizi sorarsa evdeyiz Cafer'cim, resim yapıyoruz. Ne söyleyeceksin? Resim efendim? Kim karışır? Heh. Aferin. Hadi İbrikçi, asansörü çağır. Çağırdım abi. Hı. Aman. Şunu da bir ayarlatamadık gitti. Cafer. Oo, hocam buyur. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok yoğun çalışıyoruz bugünlerde hocam. Sıtkıcığım bir galeriyle anlaştı. Yakında sergi açacak. Benim de bir şiir kitabım basılıyor. Bir iki aya kadar. Tebrik ederim efendim. Allah muvaffak etsin. Sağ olun. Adı ne kitabınızın? Sana geldim İstanbul. Okumak isterim lütfederseniz efendim. Acizane eleştirilerim olabilir. Estağfurullah hocam. Görüşelim. Gurur duyarım. Sıtkı. Tamam. İyi akşamlar. Saygılarımla. Saygılar bizden efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Cafer, sigaram bitmiş be evladım. Evde birkaç tane vardı. Bizim gelin bulmuş, 60 galiba. Şuradan bana bir paket alabilir misin? Alırız hocam. Şişt, duymasın bizimkiler, aman. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bitmedi mi işiniz Gül? Çocuklar indi aşağı, bizi bekliyorlar. Bitti bitti, çıkıyor şimdi Türkan abla. Nasılsınız kızım? Allah'a şükür efendim, nasıl olalım? Cafer, misafir mi var Sabri Beyler'de? Yok canım, alem yapıyorlar.
Adamın aşkı kabardı karısına yeniden. Tövbe yarabbi. Cafer evladım, beni bekletmezsin fazla inşallah. Hemen alır gelirim hocam. Sen otur şöyle, gel. Oo, Muvaffak Bey, iyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar hanımefendi. Hayrola siz bu saatte? Cafer'den bir şey rica ettim de hanımefendi. Sigarası bitmiş Türkan Hanım. Sigarası mı? Aa, size çok zararlı demedim mi Muvaffak Bey? İçiyor musunuz hala? Bak şimdi, evladım, sana da iyi ki bir sır verdik. Zaten yukarıdakiler cehennem zebanisi gibi tepemdeler. Yakaladıklarını anında ihma ediyorlar. İyi ediyorlar, aferin. Gül yak şunu. Vallahi günde birkaç taneyi geçmiyor hanımefendi. Onu da içmeyeceksiniz Muvaffak Bey. 42 yıl günde 2 paket içmişim şu mereti. Olmuşsa ciğerlerim zaten kevgir gibi olmuştur. Baba, bir kıymalı patates yaptım. Tam senlik. Bakalım beğenecek misin? Babacığım, ben de çoban salatası yaptım. Bol sirkeli. Hadi buyur. Aa, nerede bu? Baba, tuvalete gitti herhalde. Ah, kapı açık, kapı. Aa, Cafer'e indi o zaman. Sigara aldıracak. 3-5 tane sigarası vardı şurada bir yerde. Ben gördüm, saklamış. Attım onları çöpe. Bak şimdi, uğraşma sen de şu adamla. 1-2 tane içiyor kaçamak işte. Hiç içmeyecek Aysel. Katiyen. Şakası yok bu işin. Bir nefes bile çekmeyecek. Tamam. Aman Nazif. Adam bunca yıl içmiş işte. Aysel vallahi darılırım bak. Konuşma böyle. Tamam. Ne oluyor Nazif Bey? Ateş püskürüyorsunuz gene bakıyorum. Yok bir şey babacığım. Konuşuyoruz. Siz nereden geliyorsunuz böyle? Kapıcıya indim. Sabah gazetelerin ilavesini bırakmayı unutmuş. Ne oluyor beyefendi? Nöbetçi öğretmen gibisiniz bu akşam. Hesap mı vereceğim sana? Estağfurullah ama baba, siz o ilave için inmezsiniz aşağıya. Ya ne için indin? Yemek soğuyor Nazif. Hadi baba buyur. Bir dakika Aysel, konuşuyoruz. Sonra konuşun canım. Bırak kızım. Kocan dedektif oldu, soruşturma yapıyor. Sizin sağlığınız için bunu yapmak zorundayım babacığım. Kusura bakmayın. Nerede aldınız sigara? Çekel ulu lan. Okul tuvaletin değil burası. Karşında öğrencin yok senin. Sıfırcı Nazif. Yersin tokada. Baba, baba Allah aşkına. Yemek soğuyor. Bak, kıymalı patates yaptım. Hani istiyordun. Ha? Eline sağlık kızım. Ahlaksız. Utanmasa bak, üst baş yoklaması yapıyor. Ya o kadar uzun boylu değil efendi. Ben böyle gözaltında sıkı denetim içinde yaşayamam. Ah bak bak bak. Ya. Patates de güzele benziyor. Sen yüz veriyorsun bu çocuğa Uye. Aşk olsun Davut. Gene ben suçlu oldum öyle mi? Adam yemek vakti orada burada dolanıyor deli dara gibi. Nerede bu? Ben mi isim verdim Davut? Hasbinallah. Komşulara da kira geldi Uye. Bunları neden yaptığını sen de biliyorsun Davut. Dilek küstü, kıskanıyor çocuk. Dilek de ona hiç yüz vermiyor. Yarın işe başlayacak. Hele bir gelmesin dükkana, döve döve götürmezsem. Nein Davut, dayak yok. Halis gir oğlum. Biz geldik enişte. Gelin bakalım. Nereye gittin sen Dumkov? Anne bak ne diyor. Dumkovsuz konuşalım Davut. Cevap ver. Cenap amcalara. Ne işin var senin bu saatte Cenap amcalarda? Utanmaz. Resim yapıyoruz baba. He? Resim mi? Öyle güzel ki. Sıtkı amca bana da öğretiyor. Sevgilisi var Ayten teyze. Çıplak çıplak poz veriyormuş karşısında öyle. Ne dedin? Tövbe. Mein Gott. Neler duyuyorum Halis. Bir daha gitmeyeceksin oraya. Öğreniyorum anne. Hamamdaki kadınlar gibi öyle pembe pembe yatıyormuş. Ben de ressam olacağım. Halt! Patlatırım ben seni. Nein Davut, nein. Konuşuyoruz. Sanat bu baba, sanat. Sen anlamazsın. Sanatta çıplaklık ayıp değilmiş. Ayşe yer mi gördü kadını? Ha? Çıplak mı gördün Ayşe? Tövbe yarabbi. Yok enişte giyinikti. Halis'i almaya gittiğimde şöyle kapıdan... Tamam, tamam. Sanat manat anlamam. Gitmeyeceksin bir daha oraya. Hı? O kadar.
Yarın doğru dükkana geliyorsun benimle. Gelmiyorum, bana ne? O zaman ben nasıl ressam olacağım baba? Meme resmi, kalça resmi yapmadan. Vallahi biber süreceğim senin ağzına Halis. Bana bak, patlatırım enseni, utanmaz ahlaksız. Ne var baba, sanat? Al, patlatırım enseni. Al. Nereden adandırdık bu çocuğu ya? Hayır çekeceğim kulağını. Almancı dostlarımızla aramız açılacak. O yalnız bize değil Cenab abi. Bütün apartmanı geziyor. Dükkana da gitmiyormuş bir haftadır. Sevgilisiyle de konuşmuyormuş. Canım, sevgilisi falan değil. Kendi halinde bir kızcağız. Bunların yanında telefonlara bakıyor. Halis, Ayten'le Nü'yü çalıştığımızı duymuş Cenab abi. Ondan ayrılmıyor buralardan. Çekemem İbrikçi. Uzaklaştır şunu lütfen. Hadi bakalım sağlığınıza. Sağlığınıza. Sağlığına. Şurada ne güzel, biz bize işlerimizi konuşacağız. İki kadeh bir şey içeceğiz. Rahat yok ki ya. Cemil gelir, Halis'i gelir. Yeter. Yine geldi. Eyvah, ne yapayım Cenab abi? Özel bir şey konuşuyoruz de sepete gitsin İbrikçi, ne yapacaksın? Tamam. Bak nasıl ısrarla çalıyor bak. Vallahi çekeceğim kulağını. Bu Cemil Bey Cenab abi. Cemil Bey mi? Yetti, aç kapıyı İbrikçi. Tamam. Bu kez konuşacağım. Edepsizliği göze aldım. İyi akşamlar. Ne bu surat? Beklemiyor muydunuz? Beklemiyorduk doğrusu Celilciğim. Benim adım Cemil. Ben de fazla kalmayacağım zaten. Şöyle bir uğradım. Sizde de mi şarap var? Sabri Beyler pembe içiyor. Ya. Cemilciğim, özel bir şey konuşuyoruz bu akşam canımın içi. Konuşun konuşun. Ben şöyle bir uğradım. Sen bunlara çıplak poz mu veriyorsun? Özel dedik Cemil Bey. Model değil, arkadaşım. Hadi. Anladık. Tutma beni, tamam. Kendim çıkarım. İstenmediğim yerde bir dakika durmam. Benim adım Cemil. Hadi Cemilciğim, öpüyorum yanaklarından. Hanımefendiye saygılar. Cemil! Tutma beni. Kendim çıkarım. Bir daha da gelmem evinize. Valla özel bir şey konuşuyorduk Cemil Bey. Kusura bakma. Bırak bırak. Sizin de anladık ne mal olduğunuzu. Cemil, ne oldu? Kovuldun mu sonunda? Yok canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah Cemil, ah. Kendini kovdurana kadar insanları rahatsız ediyorsun. Kaç kere söyledim sana. Kimse beni kovamaz Sevim. Özel bir toplantı yapıyorduk da Sevim Hanım. Hadi hadi. Siz de adamı hem çağırıyorsunuz hem kovuyorsunuz. Çok ayıp. Bakmam bir daha suratlarını Sevim. Hadi doğru eve. Biramız da var. Bira mı? Sen mi aldın Sevim? Evde vardı, dolaba koydum buz gibi. Hadi gel. Senin üstüne yok. Ne kadınsın be Sevim. Oynayıp durmayın şimdi ne oğlum, haberleri izliyoruz. Bitti baba. 5 saattir aynı görüntüleri tekrarlayıp duruyor. Nesini seyrediyorsun? Ona sen karar veremezsin. İzliyorum. Akşamdan akşama 2 dakika şuna bakıyoruz zaten. Ver şu kumandayı. Bende değil ki. Bende efendim. Buyurun. Ver. Oynamayın şunla. Adamda kafa bırakmadınız be cırt pırt. Ben de bu karıştırmasın diye aldım elimden efendim. Ha, ben de inandım. Zaman zaman öfkelerin dozajı, sınırları zorlama noktası. Bu eve ikinci televizyon şart. Alın oğlum, bir tane o kadar para kazanıyorsunuz. Biz de rahat rahat bir şey izleyelim. Sen niye bugün böyle erken geldin? Rütük radyoyu 2 gün kapatmış baba. Soru bize soruldu oğlum. Şükrücüğüm, bugün yine bilgiye prim veriyorlarmış. Aferin be. Bak, karın gece gündüz çalışıyor, primler alıyor. Karımla gurur duyuyorum efendim. Acıktınız mı? Vallahi ben kurt gibiyim anne. Ablanı bekleyelim oğlum. Aydın niye gecikti, haberin var mı? Alışveriş yapacaktı biraz galiba efendim. Oh, tabii aldı paraları. Yok efendim, öyle çok bir şey değil. Bana bir kazak, bir pantolon. Daha ne istiyorsun be enişte? Bizim de şöyle bir karımız olsa keşke. Ya baba ver şunu Allah aşkına, bakmıyorsun zaten. Çeşitli köşelerinden protesto eylemleri. Şükrücüğüm, Demetlerin nikahı 3'te mi? 3,5 galiba.
Ay ne zor iş. Tir tir titriyorlardı şimdi heyecandan, yazık. Bir yere gidecekler mi? Ya tamam, paraları bitmiş. Ergun öyle söyledi. Oğlum bağırtmasana şunu. Hakikaten ne anlıyorsunuz avaz avaz? Ver şunu ver. Bu ev ikinci televizyon şahidi. Hah, Bilge geldi. Canım karım, bakalım nasıl bir şey aldı. Belki bize de bir şey almıştır. Hah, hoş geldin. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar kızım, merakla bekleniyorsun. Abla onlar ne öyle? Hepinize hediyelerim var. Bir tanedir benim karım vallahi, bir tane. Babacığım, bu senin. Sağ ol kızım, gel bir öpeyim. Ah. Açmıyor musun? Açacağım tabii. Oho. Gömlek mi aldın? Beğendin mi? Çok güzel kızım. Daha ne olacak? Naza nasıl? Çok güzel Şükrücüğüm, güle güle giy. Abla bizimkini vermeyecek misin? Patlama oğlum, veriyor kız. Patlar duramaz. 5 yaşından beri böyle bu. Oo. Abla harikasın, tam istediğim gömlek. Güle güle giy. Bilge, yoksa bana da mı gömlek aldın? Evet Aydın. Hani pantolonuna kazak alıyordun ya? Alamadım Aydın. Yarın bakarız seninle. Sonra aldığımı beğenmezsin falan. Anneme de... Ne? O çok beğenmişti, pahalı diye. Aa, yoksa Bilge o küpeleri mi aldın? Evet anneciğim. Ay ne yaptın be kızım? Bütün paranı ona mı verdin? Ne olur anne. Aa, hadi tak bakalım. Ay Bilge çok teşekkür ederim ama. Ama su yok ne yazan, almış kız işte. Aferin Bilge. Oo anne. Belli oldu bizim pantolonun neden alınmadığı. Kıskandın mı oğlum? Bak ben de yarın o sultanı nasıl saçlarından tutup kasadan indiriyorum. Hadi kurtarsın bakayım babam elimden. He, ne yapar benim karım? Şöyle bir tut. Oo, sucuk mu pişirdin? Pişirdim, hadi buyurun. Ne sanıyor kendini? Mis gibi de koktu be. Oh. Rakıyı fazla kaçırma Cafer, bak bedava buldun diye. Hemen ağzın burnun çarpılıyor. Ben öyle iki kadehle bir şey olmaz Gül. Ağzım dalma hemen öyle sucağa. Pardon. Eniştenden izin aldın mı? Pardon enişte. Ha. Önce enişteler. Hadi kızım oynayın Sibel ablanız gibi. Konuşuyoruz şurada Cafer. Hem konuşuruz hem oynarız. Nedim aslanım, içmiyor musun? Yeter enişte, sağ ol. Sarhoş etme çocukları kendin gibi. Ben daha öyle 3 şişe içerim sarhoş olmam Gül. Sucuk da ne sucukmuş. Dönmeyeceksiniz bir daha o markete. Sultan Hanım'la o 3 kağıtçı yengeçle yürüsün bakayım hadi işini. Hiçbir şey yapamazlar abla. İflas ederler vallahi 3 günde. Ha. Yusuf abi de bıraktı. Eniştenizi dinleyin aslanım. Sizin eniştenizde ne işler var? Alırız bizim Adem'i de yanımıza. Ne yapıyoruz enişte? Asya pilavı tavuk aslanım. Yanına da ayran meyve suyu. 3 araba birden çıkarız. Pilavcılar zinciri. Hadi hadi saçmalama. Limonata işinde de böyle konuşuyordun. Gördük ne olduğunu. Limonata boş, limonata boş. Sus. Bana bak, çok ötme, koparım senin o dilini. Ne olmuş limonatayla, dalga mı geçiyorsun aklı sıra? Kaldır şunu karşından Gül, gözümü görmesin. Aa, sen de takacak başka bir şey bulamadın ha. Ne yaptı sana şimdi hayvan? Konuşuyoruz şurada. Konuşun. Kimse benimle dalga geçemez. Vatandaşa cart curt yok. Ben onun ne sabri dinlerim ne de zabıt. Nedim aslanım. Buyur enişte. Doldur şunu. Hayır. Cafer yeter. Doldur dedim. Burada en büyük kim? Yarın Allah gecinden versin babanız ölecek olsa kim bu ailenin reisi? Vatandaşa cart curt yok. Sabri Bey bile içiyor bu gece. Ben niye içmeyeyim? Doldur. Ne 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 ham çökele. Ne 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 ne. Hadi kızım oynayın Sibel ablanız gibi. Hadi bakayım. Ne 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 ham çökele. Ne 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 ham çökele. Ne 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 ne. Yatsak mı acaba efendim? Bilmem ki efendim, ne yapsak?
Uykunuz mu geldi evladım? Hiç uyumaya niyeti yok bunun vallahi. Geldi efendim. Sizin gelmedi mi? Şarabımız bitti mi? Bitti efendim, bitti. Of. Bir şişe şarabı tek başına içti maşallah, bana mısın demedi. Ay vallahi ben sahiden uyuyorum. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Uyur şimdi. Uyku hapı da para etmedi. Esneme ölüsüme, çok ayıp. Özür dilerim. Görüyor musunuz efendim bizdeki şansı? 40 yılda bir şeye niyet ettik. Esnemeyin efendim, beni uyutacaksınız. Hadi anneciğim. Yatmıyor musunuz? Uykum yok dedim kızım. Tövbe estağfurullah. Bakın Tontoş bile uyudu. Yarım uyku hapı daha mı içirsek acaba? Sakın ha, komaya mı sokacaksınız kadıncağız? Evladım çalsanıza bir şeyler. Ne güzel çalıp söylüyorduk, niye sustunuz? Allah Allah, azgınlık geldi kadına şarapları da içince. Çalamayız bir şey anneciğim bu saatten sonra. Ayıp olur komşulara. Esnemişsin mi, terbiyesiz. Görüyor musun Rukneddin? Bu miskinler beni erkenden uyutmaya çalışıyor. Yat sen de Suna, geliyorum ben de. Geliyorum mu diyor? Ah evet evet, geliyormuş rahmetli efendim. Siz de bekletmeseniz diyorum. Ben de geliyorum Rukneddin, bekle. Oh çok şükür. Nihayet baş başa kaldık efendim. İyi sabahlar. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Anam geldi seninki enişte. Niye geldin Bodur? Münafıklığa mı geldin yoksa müşterinin yanında? Kırarım boynuzunu. İşimin başına geldim Halil Bey. Ana işim diyor enişte utanmadan. Ne var utanacak Hüseyin? İşim değil mi? Ben buranın ortağıyım. Şimdi laf değişti değil mi Bodur? Önlüğünü suratımıza atıp giderken böyle konuşmuyordun ama. Sultanım hesabı al sen. Yol geçen hanım burası iblis. Kafam bozulunca ben gidiyorum, esince iş başı. Yok öyle. Alır hisseni gidersin. O kadar enişte, ne güzel söyledin. Kesme sözümü Hüseyin. Tamam, ver o zaman hisseni gideyim. Olur, 5 taksitte öderim. O kadar bekleyemem. Sık boğaz etmesene adama aslanım, darda. Oğlunu evlendiriyor, bilmiyormuş gibi. Anlamam işte, ben hissemi isterim. Şşş. Öyle dayı dayı konuşma bak, sinirlendirmeyen işte mi? Ne öyle çek senet mafyası gibi? Bela arıyor başına bela. Getirtme beni şimdi yanına ha. Hesabını al sultanım. Müşterinin yanında kırdırtma bana boynuzunu iblis. İlk taksidi 3. ayın 12'sinde alırsın. İkinciyi 7. ayın 8'inde. Ben o kadar bekleyemem Halil Bey. Hasta etmeyin insanı ya. Vay! Dayı mısın? Adam ödeyeceğim diyor aslanım sana. Ödeyemem başka türlü. Ben de mahkeme veririm o zaman. Ver, istediğin yere başvur. Hele. Öyle mahkemeyle davayla 5 kuruş alamazsın bu zamanda kimseden aslanım. İyi düşün, sonra pişman olma. Bırak be abi, konuşma boşuna şununla. O bela çıkarmaya gelmiş buraya. Uf, başım ağrıyor Adem. Akşamdaki fazla kaçırmışız. Afiyet olsun abi. Bana bak, çocuklara da söyledim, Asya pilavı satacağız. Üstüne de birkaç tavuk didikledik mi, tamam. Satarız abi, o kolay iş. Aman ha, ağzını sıkı tut, kimseye bir şey söyleme. Yok abi, olur mu öyle şey? Burada konuştuğumuz burada. Hah, aman aslanım, çalarlar. Herkes iş peşinde. Hah. Vay, bakkal efendi ne bu havalar? Halil Bey'e kafam bozuldu. Hissemi ver diyorum, 5 taksitte diyor. Çalışayım diyorum, istemez diyor. Ne yapacaksın Yusuf abi? Mahkemeyi vereceğim. Süründürmezsem onu. Şerefsizim, hayatını söndürürüm. Ver aslanım, hiç düşünme. Davan da arkandayız. Hı. Yakında kuruyoruz pilavcılık şirketimizi. Oh, dünya varmış vallahi. Mikroplar gitti, başımızı dinledik şurada. Bileğimi keserim, kimseye minnet etmem. Sabahtan akşama kadar o itlerin çalımını mı çekeceğim burada? O kadar enişte. Biz ne güne duruyoruz burada? Nankör bunlar, nankör. Ne de yağlıymış mübarek. Elin ayağın rahat dursun Hüseyin. Esnaf adam sermayesini yemez. Hayırlı işler, kolay gelsin.
Casus geldi. Adem, söyle şunlara konuşmasınlar. Alır sepetimi giderim. Sen de söyle, onunla konuşan yok. Alsın ekmeğini gitsin başımızdan. Kırarım boynuzunu. Adem efendi söyle, kimseye muhtaç değilim. Dimdik ayaktayım çok şükür. Çok şükür enişte. Allah sana uzun ömür versin. Her işimiz tıkır tıkır yürüyor işte aslanım, gördüğün gibi. Boşuna yataklık yapmayın ondan körlere. Kimsenin yataklığı falan yaptığı yok Hüseyin. Güzel konuş ha. Buna bir havalar gelmiş. Ne yapacak acaba? Keserim alışverişi Adem. Söyle. Sen de söyle. Kendisi bilir. O kadar. Alacağı şurada 3 ekmek enişte. Kahvaltısı avanta. Çocukların beslemesi bedava. Nereden bulacak böyle marketi? Bırak kessin. Biz de kuracağız imparatorluğumuzu. Hadi bakalım. Kim kimi deviriyor? Ne dedin iblis? Kırarım boynuzunu. Şişt, bırak değmez enişte. Fırla birader, konuşacaklarımız var. Koşuya çıktık eserimizle. Kapının önündeyiz. Çakala moralini bırak ablacığım. Hasretme vatandaşı, şov yapma. Kız öyle bastonu yutmuş gibi de koşulmaz ki. Allah Allah. Neredesin birader? Bekliyorum. Devam et ablacığım, devam et. Gel birader. Hem konuşalım hem sporumuzu yapalım. Kesmeyelim hızımızı. Geldim canım abim. Tak peşinizdeyim. Devam edin. Birader ne oldu ıspanak işi? Oldu canım abim. Ispanak bu arada kereviz tak tak. Benim verdiğim fiyatta. Aynen canım abim. 10 lira eksiğine tak. Helal olsun birader. Kız Yavuz, herkes bize bakıyor. Kapat şu telefonu. Başlayacağım şimdi ıspanağınızdan da kerevizinizden daha. Vatandaşın kerevizine laf söyletmem ablacığım. Terbiyeli olun. Neredesin birader? Yetiştim canım abim. Kesme hızınızı. Devam edin. Lahanayı ne fiyat verdin birader? Lahana mı canım abim? Ne vermiştim? Kız ya koşalım ya iş konuşun of. Geldin birader. Kapatalım telefonları. Kapattık canım abicim. Buyur emret. Demek hatırlamadın lahanayı. Hatırlamadım canım abicim. Tek özür dilerim. Evet. İş konuşuyoruz şu anda Serpil'cim. Ne var çabuk söyle. Zaten nefes nefeseyim şimdi. Ay merak ettim Sedat. Paldır küldür gittin. Bir tatsızlık mı var yoksa? Şunu takayım mı anne? Dur kızım, babanla konuşuyorum. Ah canım ah, soluk soluğa kalmışsın o ayının peşinden koşacağım diye. Bir tatsızlık yok değil mi Sedat? Oh neyse. Anla işte. Hesapların farkına mı vardı diye korktum. Yavrucuğum tamam ha. Bağırtma beni şimdi sokak ortasında. Hadi görüşürüz. Ne diyor birader yengemiz? Hiç canım abim. Aslı'yı mankenlik okuna yazdıracak da. Para bırakmayı unutmuşum, onu söylüyor. Aferin kız. İyi düşünmüşsünüz valla. Evde öyle kös kös oturacağını. Harçtan gazete okumuyor mu ablacığım? Kız ne dedik şimdi? Sen de ne söylesek? Devam et ablacığım. Şova çıkmadık vatandaşa. Hadi birader. Konuşacağımızı konuştuk. Dönebilirsin. Git ver kızın parasını. Sağ ol canım abicim. Var mı bana bir emrin? Birazdan ararım birader. Konuşuruz. Konuşuruz canım abicim. Emrindeyim. Size iyi koşular. Eyvallah. Selamı dur Adem. Yavuz Bey geliyor eseriyle. Buyurun, iyi günler. İyi günler koçum. Nasıl vaziyetler? Komşu müziyor mu sizi? Yok efendim. Karısıyla barıştı, ballı börekli bugünlerde. Bilelim. Cacut yapıyorsa vatandaşa. Kız kapıcı aldı mı benim dergilerimi? Aldım efendim hepsini. Buyurun, iyi günler. Yürü. Hadi. Hey maşallah. Nasıl çalkalıyor görüyor musun Adem? Sabri Bey. Buyurun efendim. Akşam iyi misiniz? Duydum. Tövbe yarabbi. O nasıl söz baykuş? Duyan da bir şey sanacak. Tabii içtiniz şarapları. Biz de bira içtik Selim'le. Aman Sabri Beyciğim, üşüteceksiniz böyle. Yiyin şunu. Teşekkür ederim efendim. Çok düşüncelisiniz. İnanır mısınız? İnsanın morali düzgün olunca soğuk falan vız geliyor. Ali teyzeciğim günaydın. Günaydın. Ne güzel giydiriyorsun Sabri Bey amcamı, yumuşak yumuşak. Halis,
Bütün gün evde oturup böyle köpek mi gezdiriyorsun evladım? Boş oturmuyorum Sabri Bey amcacığım. Resim dersi alıyorum Fıtkı Bey amcalardan. Resim olacağım. Hiçbir şey öğrenemezsin evladım o kıllılardan. Al orgunu gel bana. Geleyim. Aile teyzem de şarkı söylerse. Aman aman çekemem. Buyurun, iyi günler. Sedat Bey, evet. O kasette senin de adın geçiyormuş. Anam. Öyle mi efendim? Ne ilgisi var efendim? Uydurdu yine baykuş. Sedat amcacığım günaydın. Günaydın canım. Asla unutabildi mi sevgilisini? Unuttu, unuttu. Ben unutamıyorum. Cafer'cim versen şu bizimkilere bakayım. Buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Çetelerle ilişkisi mi varmış sahiden bunun? Öyle diyorlar, günahı boynuna. Kızın sevgilisi de asker kaçağıymış. Vurmuşlar 3 numaraya, atmışlar içeri. Oh, iyi olmuş. Ne dikirdin sen orada öyle? O ne bakışlar? Hadi işine. Kötü bir niyeti yok teyzesi. Ayıp evladım, hadi bakayım. Hadi tertip. Bu gazeteniz. Bu da benden. Yemek takımı kuponlu. Sağ ol evladım. Allah işini rast getirsin. Of şiştim. Bu katil beni öldürecek. Bittim ya. Sen de beni böyle nefes nefese çağırıyorsun Serpil. Sedat ne bileyim. Adam seni apar topar çağırınca merak ettim. Ne oldu? Bir açığını mı yakaladı yoksa? Geçti o günler Serpil. Senin kocan açık verir mi? Öldüm. Ah canım ah. Az kaldı. Bitecek bu eziyet yakında. Tek. Hadi inşallah. Niye soyunuyorsun Sedat? Öldüm kardeşim. Adam sevgilisiyle koşu yapıyor. Beni de çağırıyor peşi sıra rap rap. Baba çay içer misin? Koy kızım içeceğim. Hadi geç. Biraz bir şeyler yiyip tak vurup kafayı yatacağım biraz. Yatacak mısın? Yatacağım kardeşim. Esir miyiz ha? Öldüm diyorum size. Gidiyor musunuz siz kayda? Gidiyoruz baba. Hadi bakayım tak. Burada başla, Londra'ya göndereceğim seni. Duydun mu Aslı? Çok duyduk anne. Bizde palavra yok kızım. Tak internet kanalıyla giriyoruz cız. Sanat yapıyoruz biz burada sanat. Ne sanatı baba? Patates alıp kabak satıyorsunuz. Kız sen ne biçim konuşuyorsun babanla? Koparırım vallahi senin o dilini. Annen nasıl Özge? Fena görünmüyor. Aman neyse. Kavga falan yok değil mi aralarında? Yok şimdilik ama. Raşit Bey devamlı benden habersiz bir şey imzalattılar mı sana diye sıkıştırıyormuş. Bak terbiyesi. Oo beyler, bu ne şıklık. Maşallah, maşallah. Suda evlenecekmiş. Kiminle diyoruz ama henüz düşünmemiş. Gelinliğe çok meraklı. Yavrum, şimdi gelin gibi giydirecek onu annesi. Ha bana bakın. 18'ini beklemez evlenir bu vallahi. Nikah kaçta? 15.30'da babaanne. Ben gelir alırım sizi. Şevket bak tahta kafa habire ne soruyormuş Nimet Hanım'a. Ne soruyormuş? Benden habersiz bir şey imzalattılar mı sana? Biz? Ya Mine bırak tadımızı kaçırma şimdi. Demet'e bir şey takacak mısınız? Biz yaptık yapacağımızı onlara anne. Ayrıca bir şey takmak mı lazım? Adettir oğlum takılır. Siz patronusunuz. Ne yapacağız baba? Hiçbir şey düşünmedim valla. Ne oldu kızım? Mine ne oldu? Diyorsun sen? Alırım ben bir şey alırım. Ay yaşa. Annem de bir şey takacak. Onlar da mı geliyor nikah? Eyvah. Raşit Bey istemiyormuş ama annem gelecek. Bırakmaz o onu yalnız. Tamam yandık. Orada da yapar bir provokasyon. İyi iş. Sen her gün 2-3 araba yıkasan böyle köşeyi dönersin. Onu da çok gördü baykuş. Öyle araba yıkamayla köşe dönülseydi şimdi 50 kere köşeyi dönmüştük. Cafer, Şükrü Beyler seyahate mi gidiyor? Yok efendim, nikaha gidecekler. Şirketteki sekreterleri evleniyormuş bugün. Ha, Allah mesut etsin. Hadi yaşadın sen de alırsın bahşişini. Tüh, adamın aldığımız 3 kuruşta gözü var. Kolay gelsin. Sağ olun efendim, buyurun. Nikaha mı gidiyorlarmış Sabri Bey? Evet efendim. Sekreteri evleniyormuş Şükrü Bey'in. Katil eseriyle koşudan döndü Sevim. Buyurun. Dön.
Döndük Sayın abim. Sağ salim, hürmetler. Kolay gelsin kuşum. Cila mı çekiyorsun müdürümün arabasına? Gelin arabası olacakmış, gelin. He, hayırlı işlesene. Devam et kuşum, devam et. Başla. Kız yavuk, bir ben binemedim şu gelin arabasına. Aşk olsun. Güzel konuş ablacığım, aile ortamındayız. Ne oldu efendim? Bu kadına illet oluyorum. Aman efendim, duymasınlar. Duysunlar. Sıhhatler olsun efendim. Eyvallah komşum. Kız siz de ikinci balayınızı yaşıyormuşsunuz. Hadi hadi, Allah versin, gözümüz yok. Ablacığım, vatandaşın kafasını bozma, yürü. Biz her zaman böyleyiz efendim. Kız senin de bana bir gıcığın var herhalde. Ne zaman karşılaşsak hık hık. Anne, apartmanın bütün güzelleri burada, sıkı dur. Alo Sevim, Şükrü Beyler çıktı. Vay müdürüm, helal olsun. Bu ne şıklık, yakıyorsun ortalığı. Merhaba. Nikaha gidiyoruz, mecburen giyindik. Bizim sekreterle muhasebe yardımcısı evleniyor da. Öyleymiş, hayırlı olsun. Yenge hürmetler. İyi günler. Hah şöyle kız, bak giyinince ne güzel oluyorsun. Sen de kıymetini bil karının. Ay! Kız ne vuruyorsun öyle ayağıma, katil gibi kırdın. Ablacığım, herkesin işi var. Vatandaşın özel hayatına girmeyelim, yürü. Efendim, kendilerini her ne kadar tanımıyorsak da tebrik ederiz. Bir yastıkta kocasınlar efendim. Sağ olun efendim. Şükrü Bey, bize de nikah şekeri getirirsiniz herhalde. Olur olur. Utanmasa cami avlusunda mendil açıp dilenecek baykuş. Buyurun efendim. Anne dondum kaldım. Hareket et biraz, hadi gidiyoruz. Buyurun. Gelin arabası da ne araba oldu ama. Tontoş, mutlu musun yavrum annenin kucağında? Çok mutlu babası, bakın. O da bizim bir parçamız efendim. Evdeki huzur ona da yansıdı tabii. Allah bozmasın. Amin efendim, amin. Ay şu kadını görmeseydim keşke. Aman efendim, takmayın. Uyuyor mu hala büyük hanım? Uyuyor Sabri Bey. Şarabı içti, uyku hapını içti. Sakın bir şey olmasın. Ne olacak efendim? Getirmeyin aklınıza böyle şeyler. Buyurun, biz yine de bir bakalım. Ah canım. Bakın efendim, korkulacak bir şey yok. Mışıl mışıl uyuyor hem de, canım kayınvalidem. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Amin efendim. Ne yaparız onsuz? Geldin mi Ruhnettin? Canım, kocasını görüyor rüyasında. Özlemiş herhalde. Özlemez mi? Ben de mi böyle göreceğim sizi rüyamda? Hayırlısıyla bir öleyim de efendim, görürsünüz. Aa. Uyuyor mu Ayten teyzem? Uyuyor dedik ya oğlum. Uyusun uyusun, sıcak sıcak. Üstünü mü çıkartıyor öyle? Oğlum sen resmini çizsene. Çok soruyorsun Halis. Özür dilerim Sıtkı amcacığım. Bak çekeceğim kulağına. Tamam, bir daha sormam. Çiziyorum resmi öyle. Hamamda yatıyor öyle Ayten teyzem. Sen ne çiziyorsun bakayım öyle? Bak Cenap amcacığım. Güzel mi? Ha. Bu çocuğun saplantısı mı var İbrikçi? Ne yapıyor Cenab-ı abi? Kadın göğsü böyle yuvarlaklar. Kötü niyetle değil Cenab-ı amcacığım. Sanat aşkı. Öyle yuvarlak omuzlar, kalçalar falan. Ben de ressam olabilecek miyim Sıtkı amcam gibi? Sen ressam olamazsın, boşuna uğraşma. Ne olurum? Sen iyi bir sıhhi tesisatçı olursun. Tesisatçı mı? Ne tesisatçısı? Kalorifer filan. Ressam olacağım ben. Bana ne? Aa, çalışamıyorum ama böyle Cenab-ı abi. Olmuyor. Sakin ol canım. Çi. Anlaşıldı. Sen devam et. Kalk bakayım hadi. Nereye? Sizin dükkana. Gitmem. Bana ne? Ha. Konuşmuyorum ben o dilekle. Halis'ciğim bak. Sana kalk dedim. Canımı sıkma. Bak çekeceğim kulağını. Aa, o güzel kız. Bırakılıp da buraya gelinir mi Sersem? Beni sevmiyor. Bana ne? Başka sevgilisi var. Aa, yok öyle biri. Hadi
Hadi. Yok mu? Yok 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 yok. Sen o kızın kıymetini bilmiyorsun, öyle değil mi? O da benim kıymetimi bilmiyor ama. Sen erkeksin değil mi? Nasıl bırakıp da kızı buralara gelirsin? Aa. Öyle mi Sıtkı amca? Öyle Halis'cim. Cenab-ı abim hiç sana yanlış bir şey söyledi mi bugüne kadar? Yo. Ne yapayım o zaman? Sana ne derse onu yap. Olur. Şimdi hemen gideceğiz ve kızdan özür dileyeceksin. Hı? Olur Cenab-ı amcacığım. Hadi. Selam söyle benden de Halis. Olur Sıtkı amcacığım. Sen de Ayden teyzemi öp yanaklarından uyanınca. Saçmalama yürü hadi. Arayan var mı kızım? Var Davut Usta. Şu adreste bekliyorlar. Ne işiymiş bu? Brülörleri arızalıymış. Bakalım. Hadi hayırsız. Gidiyoruz. Duydun mu? Duydum amca. Ne seyrediyorsun sen orada öyle durmuş aval aval? Bir şey seyrettim yok amca. Tertimi özledim. Al çantayı hadi. Sallanma. Ben de özledim. Halis bugün de mi gelmiyor Davut Usta? Gelmiyor eşek. Ne yapayım kızım? O kadar söyledim. Şimdi de heves etti ressam olacakmış. Bizim apartmanda var ya iki tane sakallı. Onların yanında. Ressamlık falan hikaye amca. O kadına bakıyor. Al patlatırım ben seni. Ne kadını laf çıkarma. Dumkov. Vallahi amca bana söyledi. Hala devam ediyor. Davut Usta benim yüzümden gelmiyorsa Allah aşkına söyleyin. Bırakırım işi. Vallahi darılma. Yok kızım ne münasebet. Olur mu öyle şey? Aa geliyorlar. Kim? Geliyor amca tertibim. Hayırdır inşallah. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk. Kolay gelsin usta nasılsın? Sağ ol gözüm buyur. Dilekçim sen nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Sen delikanlı. Sana soruyordum kof. Cevap versene. İyi gözüm o da iyi. Ellerinden öper. Sağ olsun. Anlamıyor ki baba bakıyor öyle mü gibi. Hı. Al. Güzel konuş tokatı yersin ensene beyefendinin yanında. Ustacığım Halis karar verdi tesisatçılığa. Artık dükkana dönüyor. Öyle mi hayırsız? Verdim baba kararlıyım. Aferin. Hadi bakayım göreyim seni. Ustacığım göreceksin. Birinci sınıf tesisatçı olacak bu çocuk. Hı? Olacağım baba göreceksin. Hadi bakayım dilekçimi de yanaklarından öp ver çiçeğini. Tamam. Dilek öpeyim. Bunu sana aldım bak. Teşekkür ederim. Gel ben de seni öpeyim. Ben de seni öpeyim. Aa, yedi kız amca. Sen de beni. Aferin Halis, aferin. Sizi hep böyle göreyim. Hep böyle Cenap amcacığım. Ustacığım iyi günler. Niye Şevket Bey'lere selam vermedin Raşit? Çok ayıp. Öleceğimi bilsen vermem benim yüzüme tükenen adama nimet. Baskı yapma bana rica ederim. Çıktılar. Hadi git sık ellerini. Yapma nimet. Aa. Kimsenin yüzümüze baktığı yok zaten. Görmüyor musun şunlardaki çalımı? Ne haysiyetsiz adammış bu be Şükrü. Görme abi çevir başını. Nereye çevirsem o da oraya geçiyor. Dayak istiyor adam dayak dayak. Şevket. Tadımızı kaçırmayalım şimdi abi. Şevket rahat dur. Nimet Hanım da mı selam vermiyor? Yok canım selamlaştık. Annen nerede? Niye geldiler şimdi buraya Özge? Ne yapabilirim canım? Gelmek istedi kadın. Tahta kafa da gelmiş Abbas bak. Tahta başı kırılsın Hacer Hanım affedersin. Sıkı vereceksin gırtlağını affedersin. O elindekiler ne Hacer Hanım? Şeker Abbas ne olacak? Allah gözünü doyursun he mi? Kaç tane aldın affedersin? Bitirmesin şekerleri. Aa, hepsi üç tane Abbas çok mu? Çok affedersin. Adam başı bir tane. Hakkına razı ol. Bak Raşit, onlar bizim akrabalarımız. Bu böyle devam edemez. Benden bunu istemeniyim. Öl de öleyim. Konuşmam ben o şerefsiz herifle. Göz mü kırptın bana? Yok, sana öyle geldi herhalde. Aa, tövbe yarabbi. Şükrü. Efendim abi? Bana bakarak küfür mü ediyor herif?
Yok be abi, bakma sen de şuna. Sevgilim, ne yapıyoruz bundan sonra? Ne yapalım? Şu benim pantolonla kaza alalım. Sonra da bir yerde yemek yeriz istersen. Her akşam kayınvalide ıspanağa çekilmiyor. Yol açın, geliyorlar. Maşallah, pek yakıştılar. Bastır kanarya. bu ne oğlum? Ağmaç gibi. Bülent'in tribünden arkadaşlar. Allah bağışlasın. Zeynep. Aşk olsun Bülent. Buraya da mı çağırdım bunları? Konuşmuyorum. Biz de kartalız ama o gün kanaryayı taşıdık arabamızla. Onlar evlendi sonunda. Biz de Zeynep'le şöyle bir bakıştık. Ne yapalım?